İrlanda hoş geldiniz. Yoğun bir gündemle tekrar karşınızdayız. İki gün sonra yani Cuma günü 21 Mart'ta ülkece Nevruz'u kutlayacağız. İnşallah bu içinden geçtiğimiz kaos sürecinin baharı da olur Nevruz aynı zamanda. Nevruz vesilesiyle biz bir yıl önce başlayan çözüm süreci nereden nereye geldi, bölge halkında nasıl bir değişikliğe vesile oldu, onları masaya yatıracağız. Ayrıca yine 17 Aralık operasyonlarının küresel aktörlerle bir ilişkisi var mı? Büyük Türkiye idealini yıkmaya dönük bir operasyon mu? Bunlara da bakacağız. Ayrıca son olarak milli birlik iradesi bültenine dair bir ses kaydı çıktı. Bunun başbakan tarafından STK'lara zorla imzalattırıldığı iddia edildi. Bunun arkasındaki gerçekleri de masaya yatıracağız. Kimle mi? Memur Sayın Genel Başkanı Sayın Ahmet Gündoğdu ile. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. İyi yayınlar. Ben Allah kolaylık versin diyorum. Çok yoğun bir gündemden geçiyoruz öncelikle. Dilerseniz hemen başlayalım. Siz aynı zamanda hükümetin oluşturduğu Akil Adamlar heyetinden denizde. Bölgeye de gittiniz. Yerinde temaslarda bulundunuz. Biz dilerseniz bir yıl öncesine gidelim. Açılım sürecinin Akil Adamlar çerçevesindeki faaliyetlerine. Neler yaptınız? Orada nasıl bir tablo gördünüz? Geçen yılki adı bunun çözüm süreciydi. Ama ondan önceki yıllarda da demokratikleşme, kardeşlik projesi, farklı isimlerle 30 yıllık terör belasından kurtulmak için bir gayret vardı. Halkın tabanında da kafa karışıklığı ve devlet bu sorunu çözmelidir isteği vardı. Geçen yıl benim de içinde bulunduğum Akil İnsanlar heyeti sürecinde bana önce tevdi edilen görev özelde Marmara, genelde Türkiye'ydi. Bir ay sonra özelde Karadeniz, genelde Türkiye oldu. Memur senin gücü ve sahadaki yaygınlığı dolayısıyla 37 ile gittim ben bu görevle birlikte. Hem özelde alanım olan bölgelerde hem de genel olarak Türkiye. Yani Antalya'dan Gaziantep'e, Iğdır'dan Erzurum'a, Ağrı'ya, Artvin'den Edirne'ye, Tekirdağ'a 37 ile gittim. Sorunun çözülmesini isteyen, talepte bulunanların oranı neredeyse %95'ti. Ama bu %95'in de dillendiren, eleştirerek dillendiren, teklif ederek dillendiren, kızarak dillendiren, sevinerek dillendiren bir büyük kitle vardı ki dillendirdikleri şey üniter demokratikleşmeden taviz vermeden, yani ülkenin bütünlüğünden, vatanın bütünlüğünden, dilimizden, İstiklal Marşı'ndan taviz vermeden, ya Çanakkale ruhuna halel getirmeden bu sorun çözülmelidir. Bu iktidar çözer. İşte çözmez diyenler de kaygılıyım. İşte ülkenin bölünmez bütünlüğüne zarar gelir. Yoksa kim istemez çözülmesini diye kızgınlığıyla birlikte yol haritasını da çiziyorlardı. Bunun işte gittiğimiz illerde akil insanlar geliyor. Onları sıkıştırın talimatı alan kesimler vardı. Ulusalcılardan, milliyetçilerden. Karadeniz bölgesine gittiniz. Her bölgede vardı bu. Yani Ege'de de vardı, Karadeniz'de de vardı, Akdeniz'de de vardı, Marmara'da da vardı. İşte bizim en çok sıkıntı yani 350'nin üzerinde kişinin boykot yaptığı yer Balıkesir'di bizim. Kocaeli'de benzer bir sıkıntıyı yaşadık. Trabzon'da mesela 70'i bile bulmamıştı. Orası çok ilginç değil mi? Mesela Karadeniz'e baktığınızda aslında çok şehit veren bölgelerimizden birisi ve milliyetçilik duyarlılığı da çok fazla baktığınızda. Evet. Asıl tepkin oradan gelmesi gerekirken bir kucaklama olayı görülüyor. Biz diğer illere oranla orada çok daha yüksek olur zannediyorduk. Evet. O 70 civarındaki arkadaşın da yarıya yakını dışarıda eleştirmiş, basın toplantısı yapmış, biraz sonra içeri girdi, bizi dinlemeye başladılar. Evet. Ve mikrofonla itirazlarını yapmaya başladılar. Ne istiyordu vatandaşlar? Eşit yurttaşlık istiyordu. Kimler öteki ilan edilmişti? Mesela Romanlar halkın ötekisi olarak karşımıza çıktı. Yani onlar devletten önce halkın kendilerine bakışta onlara ikinci sınıf gözle bakılması dolayısıyla bir kaygı içerisindeydiler ve sıra bize de geldi. Biz de adam yerine koyuluyoruz. Daha önce de bir roman çalıştayı olmuştu. Ha bununla arkası gelecek diye bir ümit bayramı yapıyorlar. İşte
birçok televizyonda hatıra olarak anlatmıştım. Kocaeli'de bir roman yazar. Heyecanlanıyorum, seviniyorum. Bu bizim bayramımız. Ama bir de sistemim var. Başbakan'a selam söyleyin. Niye akil insanlar içerisinde bizim kibariye yok diye bir sistemde bulunmuştu. Bunun haricindeki ötekilerin tamamı devletin ötekisiydi. İşte başörtülüler hemen hemen her ilde Cumhurbaşkanı eşi bile olabiliyoruz ama birey olamıyoruz. Eğitim, çalışma, siyaset hakkında cinsiyet ayrımcılığı ve kadın kadına eşitsizlik var. Böyle olmaz diye haykırıyordu. Kürtler Cumhurbaşkanı bile olduk bu ülkede ama Kürt olamadık diyordu. İşte sosyalistler, başka kesimler, komünistler serzenişlerini talepleriyle birlikte dile getiriyorlardı. İşte Artvin'de bir sosyalist 40 yaşlarında bana çok enteresan gelmişti. Çünkü anımızla ilgili eleştiriler genelde Kürtlerden ve mütedeyyinlerden gelirdi. O orada konuşmasını yaptıktan sonra dün bana bugün de çocuklarıma zorla andımızın okutulmasını doğru bulmuyorum. Ben sosyalistim ve Laz'ım. Bu ülkeyi Türk olduğum için değil, bu ülkenin vatandaşı olduğum için çok seviyorum diyordu. İşte Nevruz bayramı diyoruz. Geleneksel, örfi bir bayram. Türklerinde, Kürtlerinde, Farslarında bayramı, dini, milli bayramların haricinde bu tür bahar bayramları da var. Bu bayramdan sonra biz gitmiştik Ağrı'ya, Iğdır'a, Kars'a, Gaziantep'e, Ardahan'a. Orada çobanlarla görüşmeler yapmıştım. Bu basına da o zaman çok yansıdı. Evet. Çobanlar bayram ediyordu. Niye ediyordum? Ya diyor ilk defa mezralara çıkabileceğiz. İşte tosunlarımız bile bayram ediyor diye espri yapıyordu çobanlar. Iğdır'da bir hacı amcamız 13 yıl önce Manisa'nın Turgutlu ilçesine göç etmek zorunda bırakılmış. Gerekçesine bakın Mehmet Bey. Gece diyor PKK'lılar, teröristler geldi, rüşvet istediler, onlara hayır dedik, onların hedefine konulduk. Ertesi gün askerler geldi, sizin PKK ile irtibatınız var diye duramadık burada. Şimdi diyor evimi temizlemeye geldim ama üzgünüm, buradan Manisa'ya giderken ki çocuklarımla dönmeyeceğim, çocuklarım orada değişti, artık geleneksel dini değerlerle yetiştirdiğim çocuklar değil, bu açıdan üzgünüm ama vatanıma döneceğim için de evime, köyüme döneceğim için de Manisa'dan Iğdır'a geleceğim için de sevinçliyim diyordu. Dolayısıyla eşit yurttaşlık isteyen yüzde en az 95'lik bir kitlenin son demokratikleşme paketiyle bu taleplerinin en az %70'inin karşılandığını görüyoruz. Belki burada devletin öteki gördükleri içerisinde Alevileri saymak lazım. Hemen hemen her ilde mesela Ordu'da bir muhtar, Alevi muhtar. Ben Alevi olduğumu komşularıma 5-6 aydır söylemeye başladım gibi bir tespit yaparak istekte bulunuyordu. Belki bundan sonra 76 milyonun tamamının beriki olduğu bir olguya geçmek lazım. Bunun için de yeni paketler ve en önemli paket de yeni anayasayı oluşturmak lazım. Bu boyutuyla baktığımızda 17 aydır şehit haberinin gelmediği gerçeğini de not edersek, ben biraz insan manzaraları üzerinden gitmek istiyorum müsaadenizle. Mesela siz bir yıl önce hiçbir zaman dönüp halkını, vatandaşını dinlemeyen bir devlet akil adamları oluşturdu. Siz aslında onlara bir şey söylemeye değil, onları dinlemeye, derdiniz nedir, evet, talepleriniz nelerdir diyerekten devlet adına siviller olarak farklı kesimlerden akil adamlar olarak gittiniz. Ve ilk defa karşılarında devlet adına birileri onları dinledi. Ve aynı zamanda yerinde onları gözlemlediniz. Onları dinlediniz, taleplerinizi aldınız, bir rapor olarak sundunuz. Ve rapordan sonra demokratikleşme paketi de kısmen, ki bunun süreci tedrici olarak devam edecek, onu görüyoruz. Bu 17 Aralık süreci tamamlanırsa. Bir yıl sonra bölgeye gittiniz, özellikle Diyarbakır'a gittiniz. Diyarbakır'ın sembolik bir değeri var. İnsan manzaraları açısından sürecin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına bağlamda baktığınızda ne değişiklikleri gördünüz? Diyarbakır'da başkanlar kurulu yaptık. Gece saat 12 idi sanırım. Akşam, evet, yemeği yiyememiştik yoğunluktan. Arkadaşlar beni bir
çorbacıya götürdüler. Çorbacıya girerken çorbacının sahibi, garsonları, şefleri tamamı sanki onlar benim üyelerimmiş ve beni gece gündüz takip ediyormuş gibi genel başkanımız geldi, hoş geldin diye karşıladılar. Biraz muhabbet edince çözüm sürecindeki fedakarlığımızı ve Memur Sen'in Türkiye genelinde kardeşlik vurgusunu, ırkçılığa hayır demesini, Türk'ün, Kürt'ün, Laz'ın, Çerkez'in insan olarak eşitliğini, üstünlüğün ancak takvayla olabileceği gerçeğini onlara yansımış gördük. Elbette bayram ediyorlardı. Bir yıl öncesine göre çok daha farklıydılar. Evet. Bingöl'e gittim, Elazığ'a gittim. Buralarda konferanslar verdim. Yine yol üzerinde ilçelerde durdum, köylerde durdum. Onlarla hasbihal ettim. İşte çok değil 3-4 yıl önce bizi sadece üyelerimiz takip ediyordu. Şimdi baktım ki en az üyelerimiz kadar vatandaş bizi takip ediyor. Biraz önceki tespitiniz çok önemli. Karadeniz'de, Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, Doğu'da, Güneydoğu'da siz bu tekliflerimizi başbakana ulaştıracaksınız değil mi? Raporlara yazacaksınız değil mi? İşte gaz almaya gelmediniz değil mi? Bizi dinleyip bu zamana kadar devletin yaptığı gibi sözümüz bu ilde kalmayacak değil mi gibi binlerce kaygı vardı. Biz bunların tamamını raporlarımıza yazarak götürdük. Bir de akil insanların tamamıyla biz aynı görüşte değildik. Belki 63 akil insan içerisinde aynı dünya görüşünde olduğumuz insan sayısı onu bile geçmiyordu. Çok net sayısını bilmiyorum. Hatta bir kısmıyla ömrümüzde bir araya gelme ihtimalimiz bile yoktu. Ama mesela Karadeniz'de Oral Çalışlar'la beraber çalışma yaptığımızda biz milletin kardeşliği, dini değerler, medeniyet değerlerimiz derken o da halkların kardeşliği diye bir eşitlik vurgusundan bahsediyordu. Marmara'da Deniz Ülke Arıboğan hanımla işte Hülya Koçyiğit'le aynı ekipte birisi işte Hülya Hanım anne yüreği, anne acısı ve anne kurgusu üzerinden tüm konuşmalarını geliştirdi. Deniz Ülke Hanım bir sosyolog olarak eğer bu sorununu bu ülke kendisi konuşarak çözerse gelecek kuşaklar rahat eder ve Türkiye rahat eder temelli yaklaşımda bulunuyor. Bu çok dikkat çekici bahsettiğiniz husus. Oradan onu idaralığa gelmek istiyorum. Çok farklı dünyalardan, ideoloji kesimlerden, bakış açılarından insanlar bir araya geliyor ve hepsi çözüme dönük pozitif bir enerjiyle kendi dünyalarından katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Biri kalkıp halkların kardeşliği diyor, biri ümmet diyor, biri Müslüman diyor, biri insanlık, hümanizm diyor. Ama hepsi bu soruna nasıl merhem olabilirim, nasıl çözebilirim adına bir araya geliyor. Aslında bir farklı çiçeklerden bir bal ortaya çıkıyor, evet. Çözüm süreci. Peki ne oldu da bu farklı kesimlerden insanların sorunlara dönük çözüm iradesi 17 Aralık'ta kutuplaşmaya gitti? Kutuplaşmaya mı gitti? İç sorunlarını 30 yıllık kangren olmuş, sadece sorunun arkasında kim var sorusuna cevap aranan bir süreçken, bir taraftan Kürtlük adına tırnak içerisinde Kürtçülükle öldürmeyi geçim kaynağı edinenler, diğer taraftan Türklük adına şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganlarıyla şehit cenazelerini istismar ederek silah tüccarlarının ve Türkiye'nin kendi sorunlarını çözmemesini kendi geçim kaynağı gören ülkelerin, Siyonistlerin ekmeğine yağ süren o projenin ortadan kalkıyor olması dışarıda büyük bir telaş oluşturdu. Çünkü kimsenin beklediği bir şey değildi. Daha düne kadar teröristlerin mağaralarında hangi ülkelerin çikolatalarının çıktığını çok iyi biliyoruz. Onların hangi pasaportları taşıdığını, hangi kimlikleri taşıdığını da çok iyi biliyoruz. Ama şimdi Türkiye milletiyle, devletiyle, hükümetiyle, bürokratiyle, askeriyle bu sorun çözülmelidir dediği bir noktada telaş başladı. Bence bu telaş 17 Aralık'la kutuplaşma değil, gezi olaylarıyla ilk ikinci gün evet. Yeşil'i severlerin de içinde olduğu bir olayla başladı. Müsaadenizle gezi olaylarıyla
10 Aralık arasında siz bir ilişki görüyorsunuz. Elbette. Yani gece birbirini damı olarak görüyorsunuz. Evet. Bunu dilerseniz kısa bir araya geçmemiz lazım. Evet. Kısa bir aradan sonra Gezi ve 10 Aralık olaylarını konuşacağız. Memur Sağ'ın Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu Bey ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklamlardan önce Gezi olaylarıyla 17 Aralık olayları arasında bir bağ var demiştiniz. O bağ tam olarak nedir? İlişki nedir? Geriye dönüp baktığımızda bir Hakan Fidan tartışması var geçen yıl. İrancı Hakan Fidan var karşımızda. Vurun İrancı Hakan Fidan'a. Bu istihbari bir konu olduğu için çok da bizim alanımızla ilgili değil. Ama bu sene baktık ki İrancı Hakan Fidan İran'ın dostu Esed'e değil, Esed'in düşmanına yardım götürürken tırı durduruldu. Tezat var. Sonra Gezi olayı yeşilsever gibi çıktı ortaya. Ama iki gün sonra bir sanatçının tweetiyle, mesela ağaç meselesi değil anladık. Başbakan yardımcısıyla görüşmeye gelen heyette de Keskin genel sekreteri var. Yani Keskin Genel Sekreteri, şimdi Keskin Genel Başkanı akil insanlar içerisinde Kürt sorunu çözülsün diyor. Yardımcısı ona sen niye buradasın diye istifa çağrısında bulunuyor. Oradan sıkıntı yaşanmış olmalı ki Taksim'de Gezi zekalıların başında KESK var, yanında DİSK var. Bu esnada bir dershane olayı ortaya çıkıyor. Dershanede bizim pedagojik baktığımız, eğitim görüşüne baktığımız, İşte 100 bin öğretmen açığının olduğu bir ülkede eğitim sisteminin sınava endeksli, hayata hazırlığın olmadığı, testle tost arasına sıkıştırılmış bir kurguda olduğu bir süreçte dershanede niye başlıyorsunuz? Dershaneler kapatılmamalıdır, kapanmalıdır diyoruz. Ama 17 Aralık operasyonu çıkıyor, dershanedeki kızgınlık ateşe dönmüş. Bugün o kızgınlık dershaneyi okula dönüştürenlere kızgınlık, camileri ahıra dönüştürenlere sempatiye dönmüş. Hayır, hayır. Dershane pedagojik bir konudur. Ülkenin üzerinde bir mesele değildir. Kayıt dışıdır bu noktaya gelmesi. Arkasından küresel operasyon. İçinde bir yolsuzluk bölümü var. Arkasından da paralel devlet var. Kimse yolsuzluğun üzerine gidilmesin demiyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkına göz diken kim varsa sonuna kadar üzerine gidilmeli. Ama bir de yargı var bugün. Ne var yargı? 1,5 yıl yolsuzlukla ilgili iddiaları bekletmiş, dünyadaki belli güçlerin düğmeye bastığı gün basıyor. Aynı yargının bir aya Ergenekon davasında verdiği cezalarla ilgili 7,5 ay gerekçeli kararı yazamıyor. Bu operasyondan sonra meclis, yasama yetkisi meclisin değil mi? Özel yetkili mahkemeleri bitiriyor. 7,5 ay gerekçe yazamayan mahkeme peynir ekmek gibi salıverme işlemi yapıyor. Ha bunlar beraat değil. Tutuklu hükümlü. Ama 7,5 ayda yapamadığını 7 günde nasıl oluyor? Arkasından küresel operasyonun diğer ayaklar. Evet, bu küresel operasyon, küresel operasyon derken, küresel operasyon derken kastınız hangi ülkeler? Sayın Başbakan'ın one minute çağrısı yapıncaya kadar dış politikamızda bizim bu iktidarda ben büyük bir değişiklik görmüş değil idim. One minute'la terörist devlet İsrail'in kızgınlığının geldiği nokta, sonra Mavi Marmara şehitlerimizle İsrail'in 1948 yılından beri ilk kez karizmasını çizilip özür dilemek durumunda kalması ve bunu hazmedemeyen İsrail gerçeğini çok ciddi bir şekilde ele almak lazım. İsrail mi Amerika'nın abisidir, Amerikan yönetimindeki belli güçlerin, lobinin, onlar mı İsrail'in, bunu bilemiyorum. Tavuk mu yumurttan çıktı, yumurta mı tavuktan? 5-6 ayda bir bu değişir ama onların Amerika'daki lobisine bakmak lazım. 2003 yılındaki Amerikan vatandaşı Russell'ın Filistin'e, Gazze'ye gelip Gazze'li çocuklara sahip çıkarken terörist devlet İsrail'in komutanının Russell sen bizdensin, onları öldürmek caizdir dediğinde bu ölümler sizdense ben bizden değilim deyip tankların altında ezilmesi
ve insanlığın ayaklar altında olması. Mısır'da 30 yıl mübareğe tahammül eden Batı'nın, yardım eden İslam ülkelerinin Mursi'ye 12 ay dayanamıyorken darbeye darbe diyememesi, kendi ülkelerinde bir balina bile karaya vurduğunda kıyamet koparan Birleşmiş Milletler Batılı güçler, terörist Esed'in kimyasal silah kullanımına bile göz yumması hangi ülkelerin işine geliyorsa, veya tersinden söyleyeyim, One Minute'le başlayan dünya mazlumlarının sözcülüğündeki büyük Türkiye idealinin gelişmesi, Filistinli, Gazze'li, Suriyeli, Iraklı, Arakanlı, Myanmarlı, Afganistanlı, Doğu Türkistanlı bizim kardeşlerimiz ve dünya mazlumlarını nasıl memnun eden, beklentisini artıran bir yapıysa, Mursi'nin Mısır'ın da Türkiye ile kol kola vermesiyle değil Gazze'ye giden tüneller, dünyadaki mazlumlara yönelik bütün tünellerin açılması hangi medeniyetin tehlikesi ve onlar için sıkıntılıysa, burada ciddi bir proje var. Yoksa yolsuzlukmuş, benzer şeylermiş, bunların üzerine gidilmesin diyen yok. Sonuna kadar gidilmelidir. Çünkü Cenab-ı Hak peygamberlerden sonra en yüce mertebeyi şehitlere veriyor. Onlara ölüler demeyiniz, onlar diridirler buyuruyor. Ama şehitlere de diyor ki kul hakkıyla huzuruma gelmeyin. Kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gitmeye tevessül eden siyasetçi, bürokrat, sendikacı kim varsa eli kırılsın ve hukuk devletinin gereği en ağır ceza ona verilsin. Ama bütün bunları sandıkla gitmesine müsaade etmeden küresel bir operasyonun içerisine sos olarak katılıyorsa, buna karşı da uyanık olmak lazım. Dün hakkınızda sizin de isminizin geçtiği bir dinleme kaydı ortaya çıktı. Bu bahsettiğiniz milli iradeye yönelik saldırıları bir tepki olarak milli irade bildirisi yayınlandı. Birçok STK'nın imza attığı. O geçen ses kaydında başbakanın bu milli irade bildirisini imza atan STK'lara zorla imza attırdığı diye bir şey geçti. Dilerseniz bu milli irade bildirisi nedir? Önce izleyicilerimize bir hatırlatalım. Evet. Kısaca bir dinleyelim, ondan sonra bir değerlendirelim bunu. 1000 yıl sürecek denmişti. Değerlerimiz, inançlarımız, düşüncelerimiz, kılık kıyafetimiz, derneklerimiz, vakıflarımız, okullarımız, dükkanlarımız, atölyelerimiz, fabrikalarımız sakıncalı ilan edilmişti. Kendimizi öz yurdunda garip, öz vatanında parya hissediyorduk. Ancak milletimizin ferasetine yürekten inanıyorduk. Yeter söz milletindir diyen merhum Menderes nasıl hissiyatımıza tercüman olduysa, milletimizin basireti vesilesiyle bir müjdenin geleceğini de biliyorduk. Milletin duası ve gayreti bu müjdeyi sandıkta tecelli ettirdi. Biz şahidiz ki 28 Şubat'ın 1000 yıl yaşamak için her aracı kullanarak direnmesi, her türlü saldırı ve tahrike başvurması karşısında hakta sebat edilmiş ve zorluklara sabırla göğüs gerilmiştir. Milli iradenin güçlendirilmesi, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işletilmesi, din ve vicdan hürriyetinin tam anlamıyla yerleşmesi için memnuniyetle karşıladığımız hayati adımlar atılmıştır. Sandık ve milli irade güç kazanmış, demokrasi dışı her niyet, milli iradeye kasteden her girişim cesaretle bertaraf edilmiştir. Yine şahidiz ki Türkiye yasaklardan, hor görmekten, ayrımcılıktan uzaklaştıkça kardeşliğe yakın olmuş, itibarını yüceltmiş, umudunu çoğaltmıştır. Hakkı teslim, ahde vefa ve takdir yüceliktir. Biz aşağıda imzası olanlar milli iradenin gücüne yürekten inanıyor. Her meselenin milletin arzusu istikametinde, meşruiyet derecesinde çözümünü savunuyoruz. Türkiye'nin her meselesi kendi mecrasında tartışılmalı, gayrimeşru zeminlere çekilmemelidir. Milleti için başarıyla hak mücadelesi verenlere karşı haksızlık yapılmamalı, yeni vesayetler tesis edilmemeli. Şahsi, zümrevi kaygılar ve menfaatler milletin, ülkenin ve demokrasi mücadelesinin önüne geçmemelidir. 1000 yıl sürmesi beklenen projeyi 11 yılda sabır ve metanetle boşa çıkaranlara şükranlarımızı ifade ediyor, bu mücadelenin şahidi olduğumuz kadar gelecekte de destekçisi ve duacısı olacağımızı ilan ediyoruz.
Evet, milli irade bildirisi buydu. Şimdi kısa bir reklama gitmemiz lazım. Reklamdan sonra bu bildiriyi detaylarıyla bir değerlendireceğiz. Bu arada 4C ile ilgili çok yoğun tweetler geliyor. Başkanım buradayken programın sonuna doğru 4C'yi de masaya yatıracağız. Kısa bir reklamdan sonra görüşmek üzere. Son bölümde tekrar birlikteyiz. Aradan önce milli irade bildirisini hep birlikte tekrar hatırladık. Ahmet Bey, böyle bir herkesin, bu ülkede yaşayan her insanın rahatlıkla altına imza atabileceği bir metne tırnak içine başbakan niye zorla imzalatma gereksinimi hissetsin ki? Böyle bir şeyi iddia etmek saçmalık başlı başına. Eğer iktidarın da hoşuna giden her bildiriyi başbakan istemiştir gibi bir yaklaşımla yola çıkarsak bunun sonu gelmez. Biz bu bildiriden biraz sonra işte TOP, TUZOP, TÜRK İŞ, HAK İŞ, KAMUSEN, TESK, MEMURSEN, TİSK, sonra bildiriyi beğenmediği için KAMUSEN katılmadı. Türkiye hepimizin diye bir bildiri yayınladık. Basına açıklama yaptık. Geçen yıl Gaziantep'te patlama terör olayları olduğunda KAMUSEN'in içinde bulunduğu yine TOP, TÜRK İŞ, HAK İŞ, MEMURSEN, Gaziantep'e kadar gittik. Ortak bildiri yayınladık. Bu bildiriler hazırlıyorken hep işte KAMUSEN geçen yılkine katıldı. Bu senekinin bildiri hazırlamasına katıldı. Ama bildiriyi beğenmediği için ertesi gün toplantıya gelmedi. Bunlar gayet normal. Bunu başbakan, hayır, biz bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin örgütleriyiz. Bu biraz önce gösterdiğiniz bildiri de %100 MEMURSEN bildirisidir. Bu bildirinin hedefiyle ilgili MEMURSEN'de ne ben ne arkadaşlarım. Önce yönetim kurulu üyemiz, danışmanlarımız. Çok net bir soru sorayım dilerseniz. Sonra 11 genel başkan, başkanlar kurulu yaptık. Sadece içeriğiyle ilgili müsaadeniz beni mi? Arayan sivil toplum örgütlerinin genel başkanlarına, Ensar, evet, İlim Yayma, diğer başkanlarla ilgili şu metnin içeriği şöyle de olsa daha iyi olmaz mı? Daha şu, başbakanın baş danışmanı, aynı zamanda milletvekili Yalçın Akdoğan'ın bu metni hazırladı ve kendi danışmanları itibariyle başbakanın bunu dikte ettirdi imzalatma noktasında. Bu, peki bu nasıl hazırlandı bu? Bu metni Ensar, İlim Yayma, MEMURSEN, HAK İŞ, HAK İŞ'in ne kadar sürece sonradan dahil olduğunu bilmiyorum. Çünkü genel başkanın ifadesinde ben yönetimi toplayacak vakit bulamamıştım. Başka programlardaydım diye de bir beyanatı var. Ama mesela beni ilk arayan Ensar'daki yönetici arkadaşlar. Metnin içeriğiyle ilgili İstanbul'dan, Ankara'dan şöyle olmaz mı, böyle olmaz mı? Metnin ana bu şekli oluştuktan sonra bile biz şöyle de olsa daha iyi olmaz mı dediğimizde belki bu arkadaşlar bu metni başbakanın danışmanlarıyla da ya biz böyle bir şey yapıyoruz diye paylaşmış olabilirler, görüş almış olabilirler. Onlar da bu benim meselem değil. Zaten yansıyan tepelere bakıldığında da birinde diyor ki MEMURSEN metnin cemaate yönelik şu boyutuyla ilgili kaygı duyuyor. Diğerinde de diyor ki cemaate yönelik, cemaati abartmadan daha şiddetli şekilde cevap verilsin diyor. Yani körün fili tarifi gibi dinlemelerden kesitler sunulmuş. Şunun altını ne çizeyim? 11 genel başkanımızla biz bunu oy birliğiyle karar verdik. Hedefiyle ilgili %100 evet, içeriğiyle ilgili diğer davet edildiğimiz işte TOP başkanının davet ettiği bildiriler, TESK başkanının davet ettiği diğer bildirilerde olduğu gibi içeriğine dair kanaatlerimizi söyledik. Burada bir dinlemeler ahlaksızlık. Şimdi bana diyorlar ki başkanım sizi 7000 kişinin içerisindesiniz, dinlemişler. Olamaz diyorum ya, beni dinlemiş olsalardı terörist, İsrail devletine terörist devleti dediğimi duyarlardı. Şehit Esma'nın bizim şehidimiz olduğunu duyarlardı. Belki de onu şehit, dinlediler. Şehit Furkan benim üyemin oğlu, benim şehidim, buna sahip çıktığım birilerdi. Hayır, bizi dinlemek yerine Allah-u Teala'yı dinleselerdi bu medeniyetin anne ve babasının odasına izinsiz girmeyi yasakladığını görürlerdi. Dolayısıyla burada özel hayatın gizliliği, telefon görüşmelerinin gizliliği ve bunu keserle yontarak
dinleyip neresi, nereden işlerine yarayacaksa bu şekilde servis etme anlayışı. Memur senin ortak akıl mitinglerinde duruşu bellidir. Bu bildirinin içerisinde iki temel nokta vardır. Bir, 28 Şubat kirliliğine karşı duruş. Bin yıl sürecek 28 Şubat denmişti. Evet, Memur Sen kurulduğu günden beri darbe karşıtıdır. Bunun mücadelesini veriyor. İki, milli iradeye sahip çıkmak. 17 Aralık küresel operasyonun birinci etapta hedefi başbakan gibi. Başbakan üzerinden Türkiye. Türkiye üzerinden milli iradedir. Niye? Bu millet seçmiş. Siz seçilmişliği savunmanız gerekiyorken sandıkta alt edemeyeceğiniz gerçeğini görerek sandığı sabote etmek isteyen küresel güçlerin ekmeğine yağ süren oyunlar içerisindesiniz. Bu medyada bunu körüklüyor. İşte bir hafta önce Berk'in vefat etti. Bir gün onun cenazesi gecesinde Burak vefat etti. Şimdi Berk'in de Burak da Kasım ayında otobüste molotof kokteyliyle yakılan Serap da bizim kızımız değil mi? Üçü de bizim gençlerimiz. Üçü de bizim canlarımız. Üçü de ailesinin bir taneciğidir ve ateş düştüğü yeri yakar. Devletin de polisin de görevi onların can güvenliğini sağlamaktır. Polisin şiddet uygulama görevi yoktur. Yargının önüne çıkarma mecburiyeti vardır. Ama biz bunu Memur Sen'lere kaykırmışken, basın bildirisi yayınlanmışken, Berkin'in cenazesi günü grev kararı alan iki tane konfederasyon acıları kaşıyarak nereye varmak istiyor? Brüksel'de Keskin, Diskin, Kamusen'in 19. fasıl açılmamalıdır, Türkiye buraya giremez derken hangi amaca hizmet ettiğine dair sendikacılıkta gözden geçirilmesi lazım. Başkanım, şunu söylüyorum. Berkin öldürüldü. Ertesi gün bakın Burak öldü. Hayır, öldürüldüyse Burak da öldürüldü. Serap da öldürüldü. Berkin de öldürüldü. Öldüyse her üçü de öldü. Çünkü üçü de bizim çocuklarımız, bu ülkenin çocukları. Öteki oluşturmayan devlet derken üçünü birlikte sahipleniyoruz. Evet. Acılar hepimizin acıları, ortak acılarımız. Hiçbir zaman ayrımda bulunmamamız lazım. Son bir dakikaya girdik. Süremiz maalesef çok kısa. Çok yoğun bir şekilde 4C mağdurları olarak kendini adlandıran kitleden çok yoğun tweet geliyor. Öncelikle bu 4C nedir? Çok kısa. 4C daha önce kadroluyken %80'i en az KPSS'yi kazanarak işçiyken özelleştirme ile bu iş hakları, kadro hakları elinden alınmış arkadaşlarımız 23 bin kişi. Bunların maaşlarında ciddi bir düzelme yaptık ama kadrosu meclis meselesi de olduğu için kadro üzerinde çalışılma kararı aldık. Sayın Başbakan'ı davet ettiğimiz Türkiye buluşmamızda da 4C'liler, akademik zem, memura bir derece disiplin affı, üniversiteli işçiler 30 yıllık süre gibi onlarca konuyu Başbakan'a aykırdım. Başbakan da oradan Faruk Şelik Bey'e bunun üzerinde çalışın dedi ve bir talimat verdi. Yarın kamu personel danışma kurulu toplanacak. Bu esnada bir çalışma yapılabildi mi? Bunun takibini yapacağız. Atanamayan öğretmenlerle ilgili bir cümle kurmama müsaade edin. Kamu personel danışma kurulu onlarla ilgili bir konu değil ama 17 gün önce başbakanla görüştüğümde ücretli öğretmen kalmasın talebimize toplam 30 bin öğretmen alacaktık. Şubat'ta atama yoktu. 10 bin Şubat'ta Ağustos'u da 40 bine çıkararak toplam 50 bin alacağız diye bundan sonraki kadroya olumsuz baktığını ifade etti. Bundan sonra da biz atanamayan öğretmenler için, öğrenciler için kadro mücadelesi vermeye devam edeceğiz. Ama şu an için onunla ilgili bir gelişme söz konusu değil. Ben çok teşekkür ediyorum görüşlerinizden dolayı. İnşallah bu 4C mağdurların da talepleri bir an önce karşılanır. İnşallah. Yani onlar da rahat edecek, biz de rahat edeceğiz. Onların çocukları bayram edecek, o çocukların bayramı bizim bayramımız olacak. Peki, tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya yeni bir konu ve konukla görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim.